Bayram namazı eda edildi, ardından mezarlıkların yolu tutuldu. Kabirlerin başında kimi bir Fatiha, kimi de Yasin-i Şerif okudu. Kimi eşini, kimi babasını, kimi de gencecik çocuklarını kaybetti geçen zamanda. Bedenleri yeryüzünde olmasa bile onarsız bayram buruk geçecekti. Hayatını kaybeden sevdikleri için vatandaşlar üzerlerine düşen dua sorumluluğunu yerine getirdi. Hacı amcan yine öldü. Onun ziyaretine geldi. Başka kimsem yoktu, işte bu vardı. 50 senelik evliliğimiz vardı. İşte burada çocuğumuz var, annemiz babamız var. Öyle olunca Rabbim herkese sağlık, afiyet, hayırlı bayramlar versin. Evladımıza, kayınvalidem, kayınpederim, onlara ziyarete geldik. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında zaman zaman gözler doldu, hatıralar canlandı. 7'den 70'e herkes mezar ziyaretindeydi. Yetişkinler ziyaretlerin nesilden nesile aktarılması için çocuklarıyla, hatta torunlarıyla geldi. Annem var, babam var, genç yaşta kaybettiğim kardeşim var. Onları bayramlamaya geldik. Hüzünlü bir bayram benim için. Kardeşimle annem onları ziyarettir. Biz Ramazan'ı geçirdik ama ölenlerimiz yanımızda olmadığı için buruk bir bayram geçiriyoruz. Rabbim inşallah bu tarafta beraber eylesin. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Ölge de kabristan ziyaretini gerçekleştiren isimlerdendi. Tüm Konyalıların bayramını kutlayan Ölge, özellikle mezarlık ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususların altını çizdi. Dün ve bugün kabristanlarımız çok kalabalık. Elhamdülillah Müslümanlar geliyor, ziyaret ediyorlar. Herkesin kullandığı ana güzergahları çok fazla işgal etmemeyi, buraları kirletmemeyi, buraya bir gün biz de geleceğiz diyerek hazırlık yapmayı kardeşlerimize hatırlatmak istiyorum. Mezarlık içerisinde çok fazla gürültü yapmadan, böyle kimseyi rahatsız etmeden, biraz tefekkür içerisinde inşallah buralarda ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Öge ayrıca bayramlarda mezarlık ziyaretlerinin önemine de değindi. Bayramda sevdiklerimizi unutmayalım, dostlarımızı unutmayalım, annelerimizi, babalarımızı unutmayalım. Kimsesizler, garipler, huzur evleri, yetimhanelerimiz var. Gazze var, Filistin var, Doğu Türkistan var. Tüm ümmeti, tüm insanlığı içine alan bir bayramı nasıl kutlayabiliriz? Sevinci nasıl paylaşabiliriz? Onun üzerine düşünelim diye dua ediyorum. Buradaki kardeşlerimize, geçmişimize yönelik de rahmet dileriz, bağışlanmalarını dileriz. Onları da Cenab-ı Hak inşallah toprağın altında sevindirsin diye güzel dileklerimizi iletiriz.